Evet, yani tabii Şuşa yüksek bir yer. Yüksekleri aldıktan sonra oradan aşağı doğru inecek Laç'ın olan koridoruna doğru. ordunun işi daha kolay. Bu bakımdan çok önemli ve orada çok ciddi direniş Bu bekleniyordu. Laç'ın koridorunu nedir hoca bir söylesem ya da siz Yani Laç'ın Laç, koridoru... yani bu şey biliyorsunuz, Dağlık Karabağ, yani aslında İrfan Hoca da söyledi. Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında bağlantı yoktu. Evet. Koridor üzerinden bağlantı kuruyorlardı. Şimdi şu şeye baktığınız zaman bu yolu kontrol ediyorsunuz. Tabii. Bu yolu kontrol ettiğinizde tamamen Azerbaycan'ın burayla ilişkisini kesiyorsun. tabii Değil ve mi hocam o şeyi yönden? kesiyorsunuz ve şeye Ermenistan ilişkisini kesiyorsunuz. Ve enteresan bir şekilde artık onların merkez olarak gördüğü Han kentine de çok yaklaşmış durumdalar. Azerbaycan ordusu şu anda oraya doğru ilerliyor. Evet. Yani şimdi yani askeri olarak hangisi daha öncelikli sahadaki hani kurmayın takdir edeceği ve imkanı değerlendireceği bir Tabii. şey. O yüzden mesela herkes daha ziyade bu Laç'ın koridorunu beklerken ve Şuşa'da çok büyük direniş olacağı tahmin edilirken bir anda böyle bir hamle yapıldı. Burada şunun altını çizmek lazım. Türkiye sahada yokken var olmasıyla burada olağanüstü uluslararası bir kabiliyet de sergilemiş oldu. Yani Türkiye'nin müttefiki olan bir ülke Türkiye'nin desteğiyle olağanüstü bir askeri yetenek kazanıyor ve Türkiye sahada olmadan o askeri yeteneği inşa ederek o yetenek sayesinde etrafındaki politik çok önemli bir konuyu üstelik Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin bilhassa Fransa'nın müdahil olup tahrik ettiği bir meseleyi onların hilafına çözebilecek, onların hilafına müdahil olabilecek bir kabiliyet sergiliyor. Murat Bunun Hocam, altını çizmek lazım. Bu burada bir şey önemli daha bir var. başarı. Burada bir şey daha var. Onun üzerine vurgulayalım bence. Türkiye'nin buradaki katkısı o kadar fazla ki Suriye'deki ve Libya'daki deneyimin buraya aktarılmasını görüyoruz. Deneyim aktarılıyor. Ben oraya gelecektim. Şimdi burada Türkiye, Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri belki birkaç yüzyıllık tarihimizde ilk defa bu hava savunma sistemi ve SİHA, İHA bunlarla entegre ateş gücü sayesinde olağanüstü bir teknolojik üstünlük yakalamış durumda bu kendi havzasında. Bu teknolojik üstünlük sayesinde bu Irak, Suriye, Libya'daki kabiliyetini burada edindiği yeteneği işte onu anlatmaya çalışıyordum. Çok kısa bir sürede bir süredir eğittiği Azerbaycan ordusuna aktarabilecek bir kabiliyet gösterdi. Bu kabiliyet fevkalade önemli. Üstelik dediğim gibi bunu sahada olmadan başarabilmesi gerçekten bundan sonraki fasılda Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle ilişkisinde Türkiye'nin lehine çok önemli bir başarı olarak hanesine yazılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.